Onun için şimdi benim size acizane Allah rızası için nasihatim. Cumhurbaşkanımız, meydanları bırakmayın. Bu dediği sürece meydanlardan ayrılmayın. Kesinlikle ayrılmayın. Bir. Bak yarın benim sohbetim vardı Ahmet Yesevi Derneği'nde. Yapmayacağım sohbet falan. Meydanlara gitsin insanlar. Şimdi sohbet diye oraya toplamayalım. Bin kişi bin kişidir. Herkes meydanlara gidecek. Vatan kalmazsa, devlet kalmazsa, hükümet kalmazsa ne bayram namazı kalır, ne cuma namazı kalır, ne sohbet kalır, ne cemaat kalır, ne bizim çoluğumuzun çocuğumuzun ırzı namusu kalır. Onun için bu vatan müdafasıdır. Sizin burada bir saat durmanız, bütün ibadetler nafile konuşuyorum. Farzı kaçırmayın. Yatsının farzı, vitir vacip, sabahın farzı, sünneti. Bunları demiyorum. Ama bu gece 1000 rekat teheccüd kılmaktansa şurada bir saat nöbet tutmak eftaldir diyorum. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna ribat demiştir. Leribatu yevmin fi sebillah. Bir saat nöbet tutmak, bir gün nöbet tutmak, bütün dünya ve içindekilerin sizin olmasından hayırlıdır. Bütün nafile ibadetlerden faziletlidir. Onun için bu meydanlar boş bırakılmaya gelmez. İkinci bir emre kadar, başkomutanımızın ikinci bir emrine kadar meydanlarda sabit ve kadem olun inşallah. Yalnız bu arada sakallı da olsa, sarıklı da olsa, hoca şeyh kisvetinde de olsa sizi birisi gelip provoke etmek ister. Derse ki hadi gidelim şuranın camlarını taşlayalım. Veya derse ki hadi gidelim Gazi Mahallesi'ne yürüyelim. Veya derse ki şurada işte şunlar var efendim, yok paralelci maralelci şuraya saldıralım. Bu sizin bizim işimiz değil. Bu güvenlik kuvvetlerinin işidir. Bir tehlike varsa bunu asker polis önleyebilir. Halk bu işlere karışmamalıdır. Siz sohbetinizi dinleyin, programlarınızı izleyin. Gelin dendi mi gelin, gidin dendi mi gidin. Emir söz dinleyin. Başka bir şey yapmayın. Eğer ki, bak ne diyorum, sakallı, sarıklı, hoca evliya kılığında girerler. Şuraya saldıralım derler. Sakınlık kesinlikle bunların, provokasyoncuların hiçbir dediklerini dinlemeyin. Çünkü asla sakallı sarıklı bir adam bir Müslümansa onun bunun camına taş atalım demez. Diyorsa ajandır. Diyorsa provokasyoncudur. Bunlara tedbir alın. Bunlardan dolayı sizi uyandırıyorum. Onun için Allah Teala şu ayet-i kerimelerle başta okuduğum mana vereyim bitireyim. Estağfirullah ve la tahsebennellezine kutilu fi sevilillah amvata. Allah yolunda öldürülenleri ölüler zannetmeyin. Şimdi bu şehitliğin faziletini anlatayım size de. Bir daha böyle bir şey oldu mu hepimiz şehit olmaya çıkalım inşallah. Tamam. Şehit olamadım diye üzülenler var. Babası, oğlu şehit oldu. İbrahim Hoca, imam kardeşimiz, Hafız-ı Kurra bizim Mahmuteren Hoca'nın talebelerine, Efendi Hazen talebesi yani. Bu talebemiz askere dedi ki Saraçhane'de, yapma etme gitme dedi. Sen de vatan evladısın. Silahını bize doğrultma dedi. Fakat komutan emretti. Asker biraz imtina etti. Komutan vurdu dipçiyi falan. O arada bu kardeşimiz şehit oldu. Mustafa Varank kardeşimizin abisi İlhan abi şehit oldu. İlhan kardeşimiz. Orada bayağı bir şehitler oldu Saraçhane'de. Bunlar orada Allah rızası için çıktılar. Şimdi ben babasına başsağlığına gittim. Babası hüngür hüngür ağladı bana. Telefonda da önceden aradım. Ben şehit olamadım. Ne olur dua et ben de şehit olayım diyor. Bu millette bu şehitlik şuuru varken Siyonizme yol yok arkadaşlar. Siyonizmin uşakları da bu memlekette iş yapamaz. Ölümden korkmayan tek kişiden kork. Ölümden korkan bir ordudan korkma. Ne dedim anladınız mı? Ha, ölümden korkmayan tek kişiden kork. Ya ölmekten sonra bir daha
cennet olduktan sonra zaten böyle bedava yaşıyoruz. Nasıl öleceğimiz belli değil. Bari öleceğiz. Allah yolunda ölelim yahu. Ne korkuyoruz bu yaştan sonra, bu saatten sonra yahu? Ne korkuyoruz ya? Korkun necele faydası yok. Eğer vatan müdafası bu NATO güçlerinin, şimdi esas plan neymiş biliyor musunuz? Esas plan Türkiye'de Alevi Sünni vesairesi bir iç savaş çıkarıp NATO'yu buraya müdahale ettirmek isteyecekler. Görüyor musunuz vatanımızı nasıl işgal etmek istiyorlar? Öyle olmadı, böyle yapmak istiyorlar. Allah'ın izniyle buna müsaade etmeyeceğiz inşallah. Ne diyor Amerika? İncirlik'teki diyor bombalarım güvenlikte değil. Niye komutanı aldınız? Çünkü komutan senin komutanındı, bizimki değildi. Anlaşıldı mı şimdi? Şimdi anlaşıldı. Komutan alındı, IŞİD'in eline geçer numaralarıyla. Peki, size soruyorum. Bu fırsattan istifade PKK çok güzel hareketler yapamaz mıydı? Niye yapmadı? IŞİD bu kadar uyuyan hücre var diyorlar. Bir hareket yaptı mı? Niye yapmadı? Çünkü bu darbeyi yapan paralelcilerin emir aldığı yerden PKK da IŞİD'de emir aldığı için, hepsi Siyonist oyunu olduğu için onlara susun oturun da burayı bozmayın dediler. Anladınız mı şimdi? Ne yapayım? Siyasete girmemem lazım ama girmeden de edemiyorum. Onun için arkadaşlar, oyun büyüktür. Oyun Tayyip Bey'in şahsına, ailesine değildir. Bu oyun, bu darbe, bu plan Türkiye'nin bağımsızlığınadır. Vatanın bölünmesi için yapılmıştır. Bizim artık Muhammedur Resulullah diyeceğimiz bir durum kalmayacak. Biz buna geçit verirsek kelime-i tevhidi de bölecekler. Vatanı da bölecekler. Tevhidi de bölecekler. Bize din iman bırakmayacaklar. Onun için Allah için bu nöbette sabit olacağız, hükümetimizin arkasında, devletimizin arkasında duracağız. Onun için bu kardeşlerimiz canlarını verdiler. Bunları ölü sanmayın. Belahya asıl diriler onlardır. Ruhları şurada şahittir. Onlar geziyorlar. Diğer ölülere böyle izin verilmiyor. Sadece Perşembe Cuma'ya bağlayan gece. O da bazılarına. Ama şehitler devamlı gezerler diyor hadis-i şerif. Cennette de gezerler, burada da görürler. Onların kanı yerde kalmıyor. Onlar diridirler. İnde Rabbi mürzakun, Rablerinin yanında rızıklarını alıyorlar. Maddi rızık da geliyor, manevi rızık hariç. Ferihine bimâ teâmullâh min fazlih. Allah'ın onlara lütfundan verdiği imkanlarla seviniyorlar. Mevla onlara öyle cennetler veriyor ki, tabi onlar onun için şehit olmak istiyorlar. Ya, onun için sahabeden birisinin babası şehit oldu. Hazreti Cabir olacak. Çok da üzüntülüydü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi, niçin seni üzüntülü görüyorum? Dedi, baban şehit oldu. Fakat çoluk çocuk çok yük de üstüme kaldı. Ben de maddi duruma sahip değilim. Yüküm ağır. Resulullah buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, sen sevinmez misin? Sana bir müjde vereyim. Allah Celle Celaluhu senin babanla teke tek özel muhatap oldu. Allah onunla özel ilgilendi. Ona dedi ki, iste benden ne istersen vereyim. Baban dedi ki, ne olur beni dirilt. Tekrar cepheye gideyim, bir daha şehit olayım, geleyim. Mevla buyurdu ki, bir daha öldükten sonra mahşere kadar dirilmek yok. Bu kararımı bozamam. Başka bir şey iste benden. O zaman dedi ki, madem çoluğuma çocuğuma haber ver, ben cennetteyim, çok rahatım, üzülmesinler. İşte bunun üzerine bu ayet geldi. Allah yolunda öldürülenleri ölü demeyin, başka ayet. O Bakara'da, bu Ali İmran'da. Ölü demeyini bırak, ölü olarak düşünmeyin. Çünkü onlar rahattırlar, huzurludurlar. وَاَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذ۪ينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِي مِنْ قَلْب۪يمِ. Bir de düşünüyorlar, çoluğumuz, çocuğumuz, eşimiz, dostumuz ne durumda? Onların da haberleri geliyor. اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا مَحْزَنُونَ. Bu 248 şehidimize bizden bu meydanlardan haber gidiyor bu ayete göre. Bu ayete göre müjde gidiyor. Ne diye? Geride bıraktıklarınıza da korku yok. Onlar da üzülmeyecekler. Türkiye rahattır. Türkiye İslam yurdu olarak kalacaktır. Siyonizmin
emelleri boşa çıkmıştır Allah'ın izniyle. يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ Allah'ın nimetiyle, lütfuyla, keremiyle sevinçli diller. وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ Ölsek de kalsak da, şehit olsak da, gazi kalsak da, bizler ki kimimiz duasıyla, kimimiz kendileri de çıktılar sokaklarda ama gazi de olamadılar. Herkes gazi olma şansına da sahip değil. Ama Allah müminlerin ecrini boşa çıkarmayacağını söz vermiştir onlara da bize de elhamdülillah. Şimdi bakın. اَلَّذ۪ينَ اَسْتَجَابُوا لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ Şimdi size şunu anlatacağım. Ayet devam ediyor. Yaralandıktan sonra yine Allah ve Resulünün icabetine, davetine icabet eden o müminler diyor. Bu neyi anlatıyor? Şimdi Uhud Muharebesi'nde büyük bir bozgun yaşandı mı? 70 şehit verdik mi? Sahabe-i kiram yaralı vaziyette sahabe-i kiram döndü mü şeye? Medine'ye döndü. Bu sahabe-i kiram döndükten hemen sonra haber geldi. Kafirler Mekke'ye dönerken yolda toparlanmışlar. Başka topluluklarda eklenmiş. Yeniden Medine'ye hücuma geçtiler. 70 tane şehit, 70 taneden fazla yaralı. Herkesin her tarafı kırık dökük vaziyette. O yaralı vaziyette ne dediler? Haydi Allah için dediler. Yeniden kalktılar. Mevla bunları met ediyor. Yeniden Mekke'ye haber gitti yolda gelirken. Bunlar yeniden toplanmış geliyorlar diye. Bu sefer kafirler ümidi kestiler. Ya biz bunları yaraladık, bereledik. Bu kadar şehit aldık. Bunlar yine mi toplandı üstümüze geliyorlar bu kadar yaradan sonra diye. Geri Mekke'ye döndüler. Bir daha Medine'ye saldırmaktan ümitlerini kestiler. Bu da son oldu zaten. Şimdi aynı Kur'an ayetlerindeki müjdeler devam ediyor. Bu ümmet gazi oldu. Bu ümmet şehit verdik. Tamam. Ama şimdi aynı durumda daha büyük tanklarla, daha güçlü füzelerle efendim bu milletin üzerine saldırıp bu vatanı işgal etmek, Siyonist'e teslim etmek isteseler, bu yaralı bereli ümmet, gazi millet yeniden Cumhurbaşkanımızın çıkın meydanlara demesinde icabet eder mi? İşte o zaman bu müjdeye girer. Ayet ne diyor? Yara aldıktan sonra yine Allah Resulü'nün davetine icabet ettiler. Bugün başkomutanın, ülül emrin daveti kimin daveti sayılıyor? Allah ve Resulü'nün daveti sayılıyor. Bitti. اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسِ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوُمْ O benim sahabem diyor, peygamberimin sağlam adamları. Öyle adamlardı ki münafıklar geldiler korkutmaya dediler ki daha büyük hazırlıklar var, ikinci üçüncü planlar var, toplandılar, yeniden gelecekler falan. Korkun onlardan dediler. NATO gelecek bu sefer dediler. O gelecek, bu gelecek dediler. Bunun üzerine onlar ne dediler? Fekalu dediler. Fezadehum imanen. Onların bu korkutmaları bu Müslümanların imanını daha da artırdı. Hep birden ne dediler? Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Evet. Şimdi biz hadis-i şerifte buyuruluyor ki büyük bir belaya düşerseniz, korku ve tehlikeye girerseniz hasbunallahu ve ni'mel vekil deyiniz. 7 kere. Hep beraber buradan dinleyenlerle beraber bu belanın tamamen defolması için. B, C, D planlarının da ortadan kalkması için, tehlikenin tamamen geçmesi için, sığınılacak tek merci Allah olduğunu bilerek, birlikte ihlas ile, huzur ile, şuur ile buyurun. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. 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 Dedik mi? İnandık mı buna? Müjdesi geliyor hemen. Fenkalebu bi ni'metin min Allah ve fadlin lem yemsesum su. Bunu diyenler Allah'ın nimetiyle, lütfuyla hiçbir bela görmeden, hiçbir kötülük kendilerine dokunmadan selametle döndüler. Biz de bu işten selametle çıkacağız inşallah.
Şimdi kısa bir dua edelim. Başka konuşmacılar da var. Bana dediler kaç dakika konuşursun? Ben dediğim siz istediğiniz kadar dedim. Değil mi? 3 saat, 3 saat, 5 saat, 5 saat. Benim konuşma sorunum yok. Ama şimdi dediler başka konuşmacılar var. Ben de tamam dedim. Kısa bir dua yapayım. Söz hakkını gasp etmeyeyim. Onlara da hak vereyim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.